Siz de girişte ifade ettiniz, İstanbul Kanal İstanbul projesi gerekli midir değil midir? Bu herhalde uzun uzun zaten tartışılır ama bugün bizim söke söke ve fitil fitil lafı üzerinden aslında oturtmak istediğimiz zemin bu sözleşmelerin akıbeti. Şimdi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu var. Bu Kamu İhale Kanunu belli ilkeler doğrultusunda ihalelerin yapılmasını emrediyor. İdareler diyor bu ihaleleri yaparken şeffaf bir ihale yapmak zorundalar. Rekabeti sağlamak zorundalar. Kamu olarak yansız ve tarafsız bir şekilde bütün katılımcılara eşit davranmak zorundalar. Ve ihalenin devamı süresince de bu eşitliği ve tarafsızlığı sağlamak zorundalar. Yine kamuoyu denetimini sağlamak zorundalar. Yani kanunda özel olarak geçiyor. Kamuoyu denetimi. Yani ihale yapılma süreçlerinden tutun da ihalenin devam etme Ne süreçlerinden. demek? Bu biraz hukuki terimlerden Devam edeyim çıkarıp diye tam tabii geleceğim anlayacağımız yani. şekilde anlatır mısınız? İhtiyaçların uygun şekilde ve zamanında karşılanması, kaynakların verimli kullanılması ve en önemlisi de çevresel etki değerleme raporlarının mutlaka alınması. Yani bu hususlara riayet edilmemiş her ihalenin mutlak sorumluluk doğuracağını ifade ediyor. Yine aynı kanunun 62. maddesinde de bu hususta görev alan tüm ilgililerin tazminat ve cezai sorumluluğuna işaret ettikten sonra bu bahsettiğim ilkelere aykırı her işlemin cezai ve tazminat anlamında bir sorumluluğu olacağını ifade ediyor. Yine 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu var. O kanunda da buna dair aykırılıkları olanların ya da Borçlar Kanunu ve Ceza Kanunu'ndaki genel hükümlere göre kamu ihale kanununu yaparken bu bahsettiğim ilkelere aykırı bir iş ve işlem varsa ihale yapılıp sonuçlanmış olsa dahi tazminat ve cezai sorumluluğu söz konusu olacağını ifade ediyor. Yani Şimdi şöyle demek istiyorsunuz. Bu proje eğer çevreye zarar veriyorsa, örneğin zarar veriyorsa, şeffaf bir şekilde yapılmamışsa iktidar değişirse eğer bu projeyi iptal eder, ilgililer söke söke bir hakkında şey tabii ki alamazlar. hayır, Öyle mi? onu söylemeye yani sadece çevre raporu açısından söylemedim. Alındı o çevre raporu zaten. ÇED raporu var Yani o 1595 raporun sayfa. Yani bilimsel olup olmadığı elbette bir yeniden tartışma konusu yapılabilir. Yani şeffaf olup olmadığı denetlenecektir. Bu ihaleye çıkılırken serbest bir şekilde rekabetin oluşması sağlanmış mı? Bu denetlenecektir. Kamu burada herkese eşit ve tarafsız mı dağılandı? Yoksa ihaleden sonra belli imtiyazlar tanındı mı? Bunlara bakılacaktır. Kamuoyu denetimi dediğiniz şey de bu. Yani konuşacağız, tartışacağız. Biz de muhalefet partileri olarak iktidarın yaptığı her ihalenin hem öncesinde hem ihalenin yapılma aşamasında hem de ihale süreçlerinin tamamlanma süreçlerinde bu kamuoyu denetimini sağlayan önemli unsurlardan bir tanesiyiz. Medyada bu işi yapacaktır, sivil toplum da yapacaktır, mimarlar, mühendisler odası da yapacaktır. Yani şunu ifade etmeye çalışıyorum. Eğer siz bu konularda bir açık vermişseniz hiç kimse sizden söke söke bir şey alamaz. Evet doğrudur. Fitil fitil de buna aykırı davrananların bu sorumluluklarına katlanması lazım. Ama bu tabii böyle her şey hukuk çerçevesinde olur. Yani burada kalkıp birbirimize meydan okuyarak değil de Çok çünkü güzel. bizim yani kamu ihale kanunu bizi de bağlıyor. İktidarı da bağlıyor, Ya kamuoyunu da meydan bağlıyor. okuyorlar derken Kılıçdaroğlu'nun üslubuna bir eleştiriniz var mı yok mu? Yani o tabii siyasi, yani Sayın Kılıçdaroğlu bir partinin genel başkanıdır. Bürokratların burnundan Şöyle yani kendi burnundan siyasi, getireceğiz diyor imza atan şöyle yani bürokratı. onun ortaya koyduğu siyasi üslubu ben değerlendirecek nezaketsizliği göstermem doğru olmaz. Çünkü o bir yani kendince öyle ifade ediyorum. Ben kendimce şu şekilde ifade ediyorum. Eğer siz kamu ihale kanununun 5. maddesinde bahsedilen temel ilkelerden herhangi birine aykırı bir iş yapmışsanız, ister tahkim şartı olsun, ister olmasın, ister iç hukukta olsun, ister uluslararası hukukta olsun, bu Türk milleti adına savunabilecek bir şeydir ve bunu savun. Bir diğer önemli husus da şu, yani millilik üzerinden dediniz ya, yani bu aralar hele özellikle ilk dönemlerinde öyle değildi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarına büyük önem atfederdi AK Parti iktidarı. Son zamanlarda sanki Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin tarafı değilmişiz. Sanki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarının bizim için bağlayıcılığı yokmuş gibi davranan bir iktidar var. Aynı milliliği tahkim söz konusu olunca hiçbir şekilde göstermiyorlar. Şimdi siz eğer yerli milliyseniz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bize rota çizemez diyorsanız o zaman Londra tahkim şartını niye kabul ediyorsunuz? Yani sizin ihale kanununuzda tahkime bir atıf yapıyorsunuz ve onu geçerli sayıyorsunuz. Öbür tarafta ise Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen bir kanun ve anayasa gereği Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin yargısal yetkisini kabul ediyorsunuz. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin Türk hukukuna Çok göre net kanun ve anlaşıldı. yasaların üzerinde olduğunu söylüyor. Şimdi bir tarafta sözleşmeyle tanıdığınız bir tahkimi söke söke alırlar diye büyük bir önem atfediyorsunuz. Bir tarafta ise kanunla ve anayasayla tanınmış bir hakkı hadi oradan canım diyorsunuz. Bu Türkiye'nin hukuk anlayışı konusunda sorunlu bir Bülent Bey, şey o ortaya tahkim koyuyor. uygulamasında şunu derseniz anlarım.
Bu Türkiye'de hukuk devletinin güvenilir olmasıyla alakalı bir konu değil. Onu demiyorum siz ki, taraf bir devletin mahkemesinde yargılanmak ister misiniz Türkiye'ye 1 milyar dolar yatırım yaparken? Şöyle biz... Şunu derseniz anlarım. Tahkimde Türk hukuku uygulanmalıdır. Biz bu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ni hangi konuda eleştiriyorsunuz? Yanlış karar verdiniz diyorsunuz ve uygulamıyorsunuz bazı... Yani uygulanmaması gerektiğini söylüyorsunuz. Tazminatları ödüyorsun ama. Değilim, tazminatları ödüyorsun. Mahkum oldun tazminatları. Öyle... Ama bazı karar... Yani tazminat... Avrupa... Herhalde ama mesela beraat kararı yani ne uygulamıyorsun? Onu da ödemediğiniz zaman... Yani tazminatla diğer karar arasında bir fark yoktur. Sadece Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin... Yani tazminatları ödüyorsun. Müsaade eder şöyle. Avrupa Konseyi'nin elinde savunursun kendini. Kararlarını takip eden bir Avrupa Konseyi vardır. O konsey bir yaptırım kararı almadı müddetçe. Yani tazminatları uygulamak zorunda değilsiniz. Yani dolayısıyla tazminatla diğer karar arasında bir fark yoktur. Hmm. Sadece bu kararların yaptırımını takip eden bir Avrupa Konseyi vardır. O konseyin kararları... Yani o konseyde de şunu anlatıyoruz. Eleştirdiğimiz şuydu, evet. Sayın Tayyip Erdoğan'ın, Sayın Cumhurbaşkanımızın tahkime verdiği önemin aynısını... Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne kararına vermesini beklerdim. Peki. Oraya o kadar önemi atfetmiyorsa tahkimi hiç dikkate almamasını beklerdim.